Gel kelebeğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. Aslı Hanım arayıp geleceğinizi söylemişti. Aslı, çay getiren kız mı aramış? Evet, rezervasyon yap demiştim de. Anladım. Çok esprili bir seçim bu Şesu. Yani ilk çıkmada muhallebiciye getirmek. Sürprizlere alışacaksın bebeğim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Benimle yaşamak bir Luna Park'ta Alice'in eteklerinde yaşamak gibidir. Yani hareketliyimdir. İlk etapta başın dönebilir. Ama sonra alışacaksın. Ya ben sana ne kadar güzel olduğumu söyledim mi? Evet, yüz etti. O zaman bin yüz. Aşk öyle bir şeydir ki Selim, en beklenmedik anda insanı vuruverir. Sence de öyle değil mi Selim? Ya tabii. Aslı, hani kız kıza konuşacaktık bazı şeyleri? Volkan da bize katılınca bu akşam böyle. Aslı pek anlamaz öyle işlerden. Amiyane tabiriyle biraz odundur. Evet Selim, ilk görüşte aşka inanır mısın? Ay bilmem. Yani ortama bakar biraz. Değil mi? Telefonun çalıyor Aslı odada. Yo. Aslı telefonun çalıyor, ben duydum. Kalk bak. Telefonum çalıyor, ben bir bakayım ona değil mi? Evet. İşte Selin. Aşk öyle bir şey ki insanı yakalayıveriyor. Ben böyle bir şey yaşadım. Enteresan. Ya insan oha falan olur ha? O duygu dolu oha olma anını belki de sen de yaşamışsındır. Vallahi huzurlu yere sizin de yiyorsun. Huzurluymuş. Tabii. Ya hem yemeğe davet ediyor sonra gidiyor uyuyor. Olur mu öyle şey Tersin'cim? Hala tanımadın mı? Boş ver. Oo. Hoş geldin kızım. Hoş geldiniz. Merhaba. Volkan'cığım kim arkadaşı? Ben Selin. Merhaba. Aldım. Merhaba. Selin. Selin. Siz Azamet yengelerde yemekte değil miydiniz? Ne? Siz diyorum yanda değil miydiniz Azamet yengelerde? Gelmişsiniz de hemen. Yok yok değildik. İyi olmuş bak arkadaşınız Selin'le tanıştık. İki tabakta bize koy hep beraber yemek yiyelim. Ya. Nasıl? İş ciddi galiba. Eyvah. İşte böyle. Avrupa'dan döndükten sonra bir daha aile işlerinin başına dönmek istemedim. Yani şöyle düşünüyorum. Ben servet insanın hayattaki ince detayları görmesini engelliyor. Daha böyle sentetik bir hayata hapsediyor. Ben de kendimi modanın kollarına bıraktım. Senin kollarına bıraktım. Ay ne güzel. Yani her şeyi bıraktın. Evet. Bir gün böyle oturuyoruz babamla. Baba dedi. Ben dedim, holdinglerim dedim senin olsun. Demir çelik fabrikasıyla kardeşim benim ne alakam olabilir ya? Ben moda yazarıyım dedim ya. Babam aynen böyle kaldı. Bir de zaten sana anlatmışım değil mi? Böyle jipi ateşe verdiğimde böyle 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 adam kasıldı kaldı ya. Demek araba da kullanmıyorsun. İnsan zamanla bazı şeyleri aşıyor yani. Araba, para, pul, servet, trendi mekanlar, pahalı giysiler bunlar yani yazarı, sanatçıyı şey yapıyor ya, yani zehirleyen, dumurlaştıran bir şeyler. Üretimin engeller. Doğru söylüyorsun. Moda yazılarımı yazarken nereden besleniyorum biliyor musun? Herkes bu soruyu soruyor. Nereden besleniyorsun lan? Nereden besleniyorum? Sokaktan. İnsandır benim malzemem ya. Gözlemliyorum. Öyle ki, inan ki belediye otobüse biniyorum yahu. Ay inanmıyorum. Çok egzantrik. Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Pilavını yemeyeceksen ben yiyebilir miyim? Yazık günah olmasın. Tabii. Lan çok güzel pilav. Selin nerede tanıştınız Volkan'la? Bizim ofiste tanıştılar anne. Selin de bizim dergide çalışıyor. Saadettin Bey'in kızı. Öyle mi? Ne güzel. Kaç yaşındasın Selin? 23. Ah canım ayol. Pek de ufakmış Volkan. Dergide tabii çalışmak için yaşlı küçük. Ben kendimi çok olgun hissediyorum ama. Öyle mi? Hmm. Olgun hissediyormuş. Kafaya taktın yani. Selin, yavrucuğum. Annem babam nasıllar? İyiler inşallah. İyiler, sağ olun.
Oh, bir gün onlarla da buluşalım, bir araya gelelim değil mi? Ya. Bizimkiler çok sosyal insanlardır. Böyle arkadaş canlısı, gidilsin, gelinsin, görüşülsün. Ay aynı ben gibi yani. Ben de var ya evde hiç durmam. Böyle gezeyim, tozayım, eğleneyim. Ya bir çok sıkılıyorum evde oturmaktan gerçekten yani. E bazısı öyledir. Böyle evcimen olmaz herkes. Zincirle bağlasan oturmaz. Dans etmeyi çok seviyorum. Böyle çıkacağım illa gece, Aydın'a gideceğim, 50 liraya böyle döküceğim ama çok yani sıkılıyorum gerçekten evde. Ya tıpkı bizim Azamet. Öyle galiba biraz. Azamet kim? O da bizim yengemiz. Çok hoş, çok kaliteli bir insandır o da. Yani çok severiz hepimiz. Senden iyi olmasın. Anneciğim, babacığım izin verirseniz Selin bu ev gezmelerine pek haz etmiyor artık değil mi? Sıkıldın. Biz onunla bir dışarı çıkalım şöyle gençlerin gittiği bir mekana. Aslı kardeşim de bizle gelsin. Ama Aslı yarın çalışıyor. Erken yatar, belki uykusu gelir. Biz Selin'le baş başa gidelim. Değil mi Selin'ciğim? Ay oğlum, sohbet ediyorduk. Tabii. Ya. Unutulmaz bir geceydi ya Müge. Vallahi sağ ol. Bence de. Bir daha ne zaman buluşuyoruz? Ne zaman istersen. Ben 24 saat açayım. Çok alemsin. Biz hesabı alabilir miyiz? Hesap yok efendim. Buranın sahibi yazılarınızın hayranı da. O yüzden hesap almıyor. Ay, inanmıyorum. Ne enteresan. Ya işte böyle hep beni utandırıyorlar bak. Okuyucuyla bütünleşmek böyle bir şey olsa gerek. Sokağa çıkıyorum, elimi cebime attırmıyorlar. Kahveleri içip kalkalım mı? Tabii ki. Biraz yürürüz. Ay pardon. Ay inanmıyorum ya. Pardon, affedersiniz. Ay. Ay pancar turşusu. Hay Allah. Lekesi de çıkmaz. Neyse neyse. Üzülme kızım. Daha çok sofra takımı var. Kusura bakmayın ya, böyle yani sigarayı bir pakete indirdim. Ona hayvan gibi yemeklere falan saldırıyorum ya. Çok affedersiniz. Peki. Vah vah vah. Ya yazık değil mi o kör böcek diğerlerine kızım? Annem baban karışmaz mı buna? Aa, sıkıysa karışsınlar. Ya bir sigaram bir de gece hayatım var. Ay buna da karışırlarsa yuh falan olsun. Millet neler yapıyor amca ya. Yani ne olacak ki? Sigara yani. Ay şey, isterseniz ben bunu evde yıkatıp getireyim, ne dersiniz? Gerek yok. Burada da yıkanır. Her şeyimiz var çok şükür. Ay hayır yani, siz zahmet etmeyin diye. Ya bizim evde bir sürü çalışan insan var o açıdan. Bizim de her şeyimiz var. Söyle mi sahip? Hiçbir şeyimiz eksik değil çok şükür. İpucum, senin hanım kızım tabii bizim imkanlarımızı bilmiyor ki. Biz böyle bir aşçı uşak hizmetçi kullanmayı biraz görgüsüzlük diye kabul ederiz de. Selin hiçbir şey yemedi. Sen dolma ye. Yemiyor ayol. Baksana zayıf, sıskacık, çiroz gibi. Ben ideal kilomda olduğumu düşünüyorum. Öyle mi? Gençken öyle olur. Sonra evlenip çoluk çocuğa kavuşunca hadi bakalım. Bereket versin. İfocuğum bak hiç kilo almamıştır. Ha, sinirdendir belki. Efendim? Ay sinirden diyorum. Hani böyle her şeyi kafaya takan insanlar, böyle içine atarlar, kuruyup kalırlar ya. O insan yani. Sinirdenmiş. Kuruyup kalmışım. Pes yani, pes. Anneciğim o anlamda değil, hani incesiniz gibilerinden şey etti o. Selin Hanım kızım maşallah lafını hiç esirgemiyor. Pal pal. Ama işte latife latif gerek. Biz büyüklerimizden biliyoruz. Öyle gördük, öyle öğrendik. Ay var ya, amcada süper geyik var. Oha falan oldum yani. Hı? Ne olmuş? Oha olmuş Tahsin. Bak yine bana geliyorlar. Bak tık 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 başladı yine. Sana da bravo Volkancığım. Bu aslan gibi halinden. Aslıcığım ben bir telefon görüşmesi yapacağım. Yalnız özel bir görüşme, nerede yapabilirim? Selin'cim sağa dön, mutfak orada hemen. Oradan yapabilirsin. Çok sağ ol. Kubilay lay lay. Kubilay lay lay. Aşkım. Ne haber? Ay ben Nişantaşı'ndayım ve acayip baydım ya. Çok sıkıldım. Hatta oha falan oldum yani.
Neredesin sen? Yakında mısın? Ay yerim seni, yerim, yerim. Aşkım ya. Ne olur gel al beni buradan ya. Çok sıkıldım. Bak Fatih'e gidelim. Aydın'a gidelim. Bak hatta Artu'ya gidelim. Ya ben ancak kendime gelirim yani. Ancak toparlarım bu durumu. Ha, tamam. Bak adresi veriyorum. Tamam. Hı-hı. Pek havai bir şey değil mi İbo'cum? Vallahi çar buldum tuttu. Bak resmen tık 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 başladı yere. Volkan'cığım. Vallahi hakkımı helal etmem sana şimdiden söylüyorum. Dansa geliyorlar soldan yine. Ya anne ne oluyor ya kızı tanımadan etmeden ön yargıyla. Hayret bir şey ya. Anneciğim trajedi yaratmayın. Boşuna dertleniyorsunuz ya. Benim kızla evlenme ihtimalim daha yüksek bununkinden. Ne diyorsun kızım ya? Şomaz diye bak ya. Aslıcığım. Gel yavrucuğum gel. Beni bu mükemmel yemeğe davet ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Yani süper ötesi vakit geçirdim. Çok sağ ol ama ben yavaş yavaş artık gidiyorum. Görüşürüz. Aa, tatlı falan yerdik Selin. Çok sağ ol. Ben ideal kilomu korumak istiyorum. Beni almaya geldiler. Hadi Selin. Görüşürüz. Bay bay canım. Selin yarın arayayım ben arayayım. Yok yok arama benim şarjım bozuk. Telefon hemen kapanıyor. Hadi görüşürüz. Ya görüyor musunuz yaptığınızı ya? Hayret bir şey. Ne güzel kızı kaçırdınız ya. Aman bırak gitsin. Ne aileler var ya. Ne biçim kızlar yetiştiriyorlar. Aman benim oğluma kız mı yok? Çiroz gibi bir şey zaten. Üstelik oynak da elinde pefir pefir bir sigara. Hiç beğenmedim Volkan. Hiç. Bana tam da aşık olmaya başlamıştı anne ya. Gülme be. Ben ne gülüyorsun? Ben sana gülmüyorum oğlum. Başka bir şeye gülüyorum ya. Ben seni gülmüyorum. Gülüyorsun işte. Şeso, bence de artık kıza gerçekleri söylesen iyi olacak. Ya ilişki daha oturmadı Fatoş. Of ama bunun ne önemi var ki? Her ilişkinin başında insan yalan söyler. Ne bileyim eski ilişkileriyle ilgili, yaşıyla ilgili, kilosuyla ilgili. Gerçekten mi? Ya of 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 arkadaşlar kız koskoca bir moda tasarımcısı ya. Yani... Benim gibi bir ofis boyuna çıkar mı? O kim? Ben kim? Ben ay sonunu zor getiren fakir ama gururlu, köylü ama yüzünü batıya dönebilmiş garip bir şey var. Ya bu ilişki baştan sakat. O koskoca bir şehirli kızı ya. Bu bağlama sesi nereden geliyor ya? Sokaktan sokaktan Avrupa'daki gibi müzik çalıp para kazanan çalgıcılar türedi sokakta. Ya Şesu bence de söyle kıza. Gerçekten yani senden hoşlanıyorsa bence anlayacaktır ya. Bunu düşüneceğim. Yani biraz zamana ihtiyacım var aslında. Ama görüyorsunuz değil mi? Bizim gibilerine aşkı bile çok görüyor bu şehir ya. Ya kardeşim ben konuşunca farkında mısınız? Bir bağlama sesi geliyor değil mi? Ayrıca yani Nişantaşı'nın içinde bir bağlama sesinin olması da çok enteresan. Nişantaşı'nda bağlama, enteresan bir şey. Avrupa Yakası Dergisi, ben Aslı nasıl yardımcı olabilirim? Yardıma ihtiyacı olan biri varsa o da sensin Aslı, ben değil. Ne var Volkan? Anlaşma bitmiştir Aslı. Biz Selin işini ayarlayamadın ya. Oğlum yemek ayarladım, daha ne yapayım? Yemekmiş, burnumdan geldi hayat be. Öyle yemek mi olur be? Hayatımın kadınıyla ailem karşı karşıya. Sabahtan beri annemin dırdırından gına geldi be. Evde töre cinayeti gibi bir hava vardı ya. Volkan benimle ne alakası var ya? Volkan'la çok selam söyle. Ne demek benimle ne alakası var? Ben onu bunu anlamam kızım. Cuma akşamki sana yapacağım kıyak iptaldir. Bak başının çaresi. Ya asıl selam söyle. Tamam Yaprak. Yaprak sana selam söylüyor. Ha. Ya Aslı aleyküm selam da bu kız bana kesik galiba ya. Ha? Güle güle Volkan. Cem. Efendim. Cuma akşamı başka bir programım çıktı benim. Onun için partiye gelemiyorum. Hay Allah ben bunu niye daha önceden tahmin etmiştim acaba? Peki. Üzüldüm. Kızlar sizde bir problem var mı? Aa olur mu canım? Hiçbir partiye kaçırmadım. Bunu da kesinlikle kaçırmayacağım. Aa,
Abi kesin başka bir arkadaş seti bulmam lazım kendime. Sizle olmuyor yani. Buyurun. Böyle geçin. Herhalde 15 dakikadan önce başlamayız. Tabii. Dilara Hanım. Vallahi yalı da süpermiş be. Deniz manzaraları öyle fışır fışır serin serin. Sağ olun. Sizin de sesiniz çok güzelmiş. Öyle duyduk yani. Evet, aslında tabii biz bu iş konularında biraz seçici oluyoruz. Ekstralarda değil mi? Özellikle... Efendim ben sanatçımı öyle kolay kolay her yere göndermem. Sağ olun. Teşekkürler. Ama bu istisna bir durum değil mi Sertaç'cığım, sayın menajerim? Şöyle ki hani gelen davetliler... Arkadaşımız, eşimiz, dostumuz olunca çevremiz geniş. Kıramıyorsun bir yerden sonra. Biz de çok teşekkür ederiz. Siz şimdi dinlenin. Ben birazdan geleceğim zaten. Tabii. Sertaş oğlum. Olaya bak ulan, süper be. Vay 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 ulan, kedi olalı bir fare tuttun lan ha. Abi kurdukları standı gördün mü? Ha? Kurdukları standı. Görmem mi lan, 14 tane müzisyen saydım ya. Evet abi. Ricky Martin konseri gibi be. Of aman, süpermiş be Sertaç. Abi baksana, dinlenme odanı bile süslemişler. Star hesabı. Herkes kendini bilecek artık Sertaç. He? Çok heyecanlıyım ben Sertaç. Yapma be abi. Vallahi billahi. Abi ben onu ayarladım. Sen merak etme. Bu senin ilk ekstran ya. He. Dolayısıyla heyecanlısın sen. He. Al abi, bir tek at sende kalsın. Ulan Sertaç. Aferin lan sana. Aa, tabii abi ya. Oh yarasın abi. Ne koydun lan bunun içine? Çok sert lan. Tabii bünye rakıya alışmış. Bunlara da alışmak lazım artık. Mekan değişti abi. Şart abi. Tabii. Abi ben çıkayım şöyle bir dolaşayım istersen. Hani konukların havasını falan koklayayım. Ne dersin? Sertaş dolaş, uzağa gitme yalnız. Bir de kimseye asılma lan. Tamam abi, ayıpsın. Yapar mıyım ben öyle şey? Yaparsın lan. Ben seni biliyorum. Stelio pipis. Hadi git. Uzağa gitme çok. Ben yine tamam de tırsıyorum. Sen merak etme. Tamam. Allah'ım ne güzel bir gece ya. Of ya Rabbi ya. Hayatımın en önemli günü. Tabii sosyetik insanlar abi, kaliteden anlıyorlar, kaliteyi biliyorlar. İnsanların yeteneklerini hemen keşfediveriyorlar. Akıllı insanlar, açık insanlar. Oh be. Sen burayı çok seviyorsun anlaşılan Şesu. Vallahi öyle ya. Seviyorum. Niye seviyorum? Yani şu mekana bak, şu kokuya bak, şu dokuya bak. Bütün öykünmelerden arınmış bir mekan burası Müge. Aslında böyle sakin bir yerde buluşmamız çok iyi oldu. Şesu, sana söylemek istediklerim var. Allah aşkına. Çekinme Müge. Yani duyguların ne kadar yoğun olursa olsun yine de çekinme, açılma. Oturun bakayım. Hayırdır Dilara Hanım? İmza için falan mı geldi çocuklar? Ne imzası? Seyircileriniz geldi. Ne? Çocuklar, Volkan abinizi üzmeyin. Şımarıklık yapmayın, tamam mı? Ben palyaço istemiştim. Niye palyaço yok? Abi sen çok mu yemek yiyorsun? Ne oluyor ya? Bir yanlış anlaşılma var. Dilara Hanım, ben konser vermeye geldim buraya ya. Bunlar da dinleyicileriniz. Çocuklar, var mı istek şarkısı olan? Serkan'dan söylesin. Hayır, Sertap'tan söylesin. Ya Dilara Hanım, yanlış anladınız beni ya. Bu platformda ben konser vermeyecek miydim normal insanlara ya? Ha, orada Kenan konser verecek. Arkadaşımdır. Sağ olsun kırmadı geldi. Siz de çocukları eğlendirin diye getirdik. Beni çocuklara eğlendirin diye mi getirdiniz? Anladım ben şimdi. Sertaş'ı bulur musunuz bana lütfen, rica etsem? Ha, tabii söyleyeyim. Kimse. Kesin lan, kesin be. Susun biraz be. Tarkan'dan Dududu'yu söyle. Hayır, bir aslan miyav dediği söyle. Hayır, bu şapkayı tak. Ulan kesin lan. Ezeceğim ulan hepinizi bak şimdi ha. Tamam lan, takıyorum, lanet olsun. Tarkan'dan Dududu'yu söyleyecek misin? Yoksa Dilara Hanım çağırayım mı? Söyleyeceğiz. Sertaç, Allah belanı versin seni. Dudu dilleri tıkı tıkı, dişleri. Ana sütü gibi biter temiz.
Doğru. Ana sütü gibi. Böyle miydi lan bu? Ana sütü gibi tertemiz. Şesu, görüyorum ki ilişkimiz ilerliyor. O zaman gerçekleri saklamamakta, dürüst olmakta yarar var diye düşünüyorum. Hadi ya. Misal? İnsan beraber olduğu kişinin gerçekte kim olduğunu bilmek ister. Evet. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri der ya deniz. Dudu. Tamam bu kadar, dudu mudu yok, bitti. Tamam yeter. Ne? Bitti işte şarkı. Bir aslan miyav dediği söylesin. Hayır, kuzu kuzuyu söylesin. Hayır, dudu duduyu tekrar söyleyecek. Niye söyleyecekmişim? Çünkü ben öyle istiyorum. Söylemeyeceğim ulan, yetti bu kadar. Tamam. Söyleyeceğim. Ulan Volkan ama bu kadar eziyet çekmedi be. Ulan Sertaç. Öfken büyük olacak. Dudu dilleri lıkır lıkır işimi. İsteni ver yarini. Tamam Müge. Ben anladım seni. Yerden göğe kadar da haklısın. Söyleyecek tek kelime sözüm yok. Yalan dolanla bir ilişki bir noktaya varmaz kardeşim. Ben bolgunlukta da bir insanım. Ama hayat. Evet. O yüzden de zaten sana bütün gerçekleri anlatmaya karar verdim. Ne? Ben Platin Tekstil'in tasarımcısı değil, overlockçusuyum. Oha filan oldum yani. Diyor ya bizimkisi. Hakikaten oha filan oldum yani. Ben zengin değilim. Bu çevreden hiç değilim. Bir varoş kızıyım ve atölyede çalışıyorum. Bu görmüş olduğun giysileri de oradan ödünç alıp giyiyorum. Öyle dumur oldum. Sözlük anlamı değil yani, gerçekten dumur oldum ya. Hatta çüş falan oldum ya. Şesu, bu ilişkimizi etkilemez öyle değil mi? İlişkimiz. Ne var? Değiştiririm ya güzelim. Ben de Avrupa yakasında ofis boyum. Ayrıca 5 param yok. Ayrıca halkalı toplu konutlarında oturuyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne alakası var ya? Ya ben var ya, bu giysiler var ya, benim değil. Yemin ediyorum sana, gidiyorum bunu dergiden, çekim için kullanılan giysiler içinden alıyorum, giyiyorum. Yaptığın hiç hoş değil Şesu. Fakir olabilirim ama gururluyum. Bunda alay edilecek ne var ki? Ofis boymuş. Bak şimdi ya. Ya ben garibanın tekiyim ya, züğürtün tekiyim ben ya. Yeter! Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Bir daha, insanların fakirlikleriyle alay ederken, bir genç kızın gururuyla oynarken neler kaybettiğini çok iyi düşün. Müge! Ya Müge bir dakika al. Ya... Ya o bağlamayıcı var ya, bir yakalarsam yemin ediyorum o bağlamayı sapıyla mapıyla öyle o, Allah ne verdiyse... Allah'ım ya Rabbim ya. Ayol saat 11 olmuş. Tevekkül diye gözüm iplikle çekiliyormuş gibi. Uykum geldi benim ifa. Filmlerde hiçbir şey anlamadım ki. Sözde Türkçe sözlü, dublajlı ama yok. Ben de yoruldum vallahi. Hadi. Uğursuz kız bu eve geldiğinden beri başım ağrıyor zaten. İyi geceler kızım. İyi geceler. Ben de yorgunum, ben de yorgunum. Ben de yatıyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler. Ay. Hadi çıkın. Tamam. Hadi iyi geceler. Görüşürüz sabah. Ölsem de kalsam da gideceğim ben o partiye. Bir aslan miyav dedi, filik fare kükredi, fareden korktu kedi.
Bana ne lan kediler? Kes yeter artık. Sıkıldım. Söylemiyorum ulan. Tamam, tamam. Allah aşkına bağırmayın. Yeter ki sabah kadar söylerim. Bir aslan miyav dedi. Minik fare. Hey kızım, Allah aşkına dedikoduya çatlayacağım ya. Kızım, Şam'dan da Berkler'le yemek yiyoruz. Bir baktım kız merdivenlerden aşağı iniyor. Yanında Alican. Ay inanmıyorum. Ay o affan oldum yani. Ay. Niye sustun? Şarkıya devam etsene. Sus Pelin, sus. Volkan, seni tanıdım. Naber? Merhaba Selin. Merhaba. Çok sevindim beni tanıdığına. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? Ben çocukları çok severim. İçeride kalabalıktı içerisi. Dedim buraya geleyim, çocuklarla takılayım abi. Çocukları eğlendirsin diye getirdik. Anladım. Selin, sana mesaj atmıştım, aldın mı? Ay evet, 7-8 tane değil mi? eğleniyor musun burada bari Volkan? Şimdi tabii aslında bu tip işler benim tarzım değil de çocukları sevdiğim için kabul ettim. Vallahi cıvıl cıvıllar, yalnız bir Pelin var ki hakikaten korku filmi tadında. Hani çocuk sevmesem insanın bir kaşık suda böyle boğası gelebiliyor. Değil mi Pelin? Volkan, Pelin benim kız kardeşim. Ya. Hanimiş Pelin, şaka şaka. Pelin, mıy mıy mıy, minik Pelin, minik kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğun yok, kuyruğun yok, güzelim nerede? Selin'cim vallahi çok tepki veriyorsun. Ben şaka yaptım şaka. Pelin maşallah o cimcime gibi. Ne oldu? Gözlerim doldu. Ne haber? Ah Müge'cim hoş geldin. Moralim çok bozuk. Eve uğrayıp üstüm bile değiştirmeden geldim, bakar mısın? Aa ne oldu? Ne olacak? Herif hayvanın teki çıktı. Yine overlock testini uyguladın değil mi? Tabii. Platin Tekstil'in tasarımcısı yerine sahibinin kızı dersem insanlar değişiyorlar. Beni sadece param için mi seviyorlar, emin olamıyorum ki. Volkan abi şimdi de kurt taklidi yap. Boyunu tak, boyunu tak. Hayır, at olsun sırtına binelim. Yok ya. Evet. Sertaç Allah belanı versin. Binin lan. Overlockçuyum dedim, benimle dalga geçti. Yok efendim, kendisi de ofis boymuş, beş parası yokmuş, ha 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 dedi bana. Yani aynı çevrenin insanlarıyız ama bazı insanlar da çok acımasız oluyor yani. Hem ben o çocuğu duydum. Derginin gizli finansörüymüş. Yani böyle medeni bir erkekten böyle bir hareket bekler misin? Ayıp denen bir şey var ya. Yani insan fakir de olsa saygı duymak lazım, anlamıyorum. Aa, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum? Ay ne olacak canım? Alt tarafı bir palyaço. Aa bakın çocuklar palyaço ağlıyor. Gülmeyin lan. Palyaço, Dudu'yu bir daha söyle. Oğlum. Sana diyorum. Bir daha söylesene. Tabii Pelin Hanım. Dudu. Ay aya bak, Volkan eğiliyorsun galiba burada böyle. Ay seni var ya şu halde görünce yani o aptalan oldu. Ay kızlar ben çanta unutmuşum, onun için geldim. Alayım gideyim yani. Çok mersin. Hadi eğlenceler. Bu bağlama sesi ne ya? Kenan programına başladı. Hadi koş koş. Bitirdin mi? Abi içtiğin ne? Zehir evladım, zehir. Açın lan, açın. Susam açın lan. İşte
olmuyor. Lan! Tutmayın lan beni lan! Lan! Yaptınız lan beni be! Tutmayın lan beni! İstanbul, İstanbul'u böyle eziyet görmedi lan! Senin! Yaktınız lan beni! Tutmayın lan beni! Yarabbim çok içmiş bu canı. Ha? Hanginiz annemiz? Benim ya. Benim çok sinirim bozuk anne. Yaktılar beni anne. Ben çoluğun çocuğun baskırası oldum anne. Senin. Ah ah ah, ben biliyordum o meymenetsiz kızın yüzünden. Sus. Dur anne, gel ya. Öyle konuşma, konuşma anne. Babacığım. Onun bir suçu yok. Ben eşeklik ettim, ben hayvanım ben. Ben hayvanım ben. Kız hayvan geçiyor. Of. Oh. Hadi bakalım. Of. Dur düşecek ayol. Ne yapsak? Hadi bir şey mi versek? Soda mı versek acaba? Hadi kahve yapsam ay bak. Sondan geliyorlar yine bana. Sen kendine bak be kadın. Kendine bak, bir soda filan versek, bir şey yapsak. Ay bilmiyorum ne yapsak, uğursuz kızın yüzünden oldu. Ama nedir bizim çilemiz? Bak tık tık başladınız mı? Ay ne yapacağız şimdi? Tansin Allah aşkına. Aslı. Aslı. Geliyor mu? Bu saatte neredesin sen ha? Nereden geliyorsun? Kardeşinin haline bak. Ha? Evden mi kaçtın sen? Evden mi kaçtın? Yok. Ha? Nerede yanlış yaptık Tahsin? Nerede yanlış yaptık? Lanet olsun. Ay Allah'ım ya Rabbim, ne bu saatlerde sokaklarda? Hayret bir şey ya. Sakin ol, sakin ol. Bak geliyorlar işte soldan. Ay. Aman ya. Yürü. Saate bak ya. Gecenin bu saatinde senin ne işin var sokaklarda? Her şeyin bir haddi var. Buramıza geldi artık. Yani nerede yanlış yaptık hatası? Bir bilemem. Nerede yanlış? Hatalı olan sensin. Aa olur mu canım? Ben mi dedim gecenin bu saatinde sokaklarda? Bu kadar hoş görülüyor. Aa. Günaydın. Ne o, sen de mi cumartesiyle çalışıyorsun? Yazı yazmaya geldim. Burası evin şu anki halinden daha sakin de. Ben dışarıya bir kahve almaya çıkıyorum. İster misin sen de? Yok istemem, ben aldım. Cem, niye dün akşam partide yoktun? Sen partiye gittin mi? Evet, öyle son anda gideyim dedim, fikir değiştirdim. Çılgınlık, öyle kalktım gittim. Ben de sen gitmeyeceksin diye partiye gitmedim. Hay Allah. Neyse, sonra görüşürüz. Görüşürüz.